Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 11. sefir 79. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın sınırlarını koruyan veliler. Velilerden bir grup Allah'ın sınırlarını koruyan erkek ve kadınlardır. Allah ilahi korumayla onları dost edinmiş, onlar da korumaları gereken şeyi bu sayede koruyabilmiştir. Onlar Allah'ın zikrettiği iki kısımdır. Birisi cinsel organlarını koruyanlardır. Böylece Allah belirlemiş ve anlamı daraltmıştır. Diğerleri ise Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Burada ise genelleştirmiştir. Allah sınırlarını koruyanlar hakkında şöyle buyurur. Bu konuda sabredenleri müjdele. Onlar nefslerini sınırlarda tutanlar ve sınırları aşmayanlardır. Cinsel organlarını koruyanlar hakkında ise şöyle buyurmuştur. Allah onlara bir mağfiret hazırlamıştır. Mağfiret örtü demektir. Çünkü cinsel organ örtülmeyi gerektiren avret yeridir. Öyleyse bu ifade bir gerçeği bildirmektedir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Size ayıp yerlerinizi örten elbise indirdik. Onu kıskanarak örter. Ardından şöyle buyurur. Takva elbisesi. Sakınma yani takva örtü demektir. Çünkü onunla sakınılması gereken şeyden sakınılır. Allah'ın takva elbise yapması onun bir örtü, örtünün de mağfiret olduğuna dikkat çeker. Avret yönelen demektir. Batini yorumda, kendinden ve varlığını görmekten Hakk'a yönelen. Hak, kendisiyle ilişkilendirilen çirkin özellikler nedeniyle ona saygının gereği olarak avret mahallinin örtülmesini emretti ve onu örtülü gizli sırlardan yaptı. Dikkat ediniz, nikah sır diye isimlendirildi. Allah-u Teala onu sır olarak vaatleşmeyin buyurmuştur. Bütün bunlar örtünmeyi dile getirir. O halde sınırları korumada sabırlı davranıp onları örten kişiyi Allah bu hakikatin gereğiyle örtecektir. Bilmelisin ki koruma iki türlü olduğu gibi ehli de iki tabakadır. Bazen iki koruma tek bir şahısta bir araya gelebileceği gibi bir koruma bir grupta meydana gelebilir. Bu nedenle Allah bu ikisini ayırt ederek bir grup hakkında serbest kullanmış, başka bir grup hakkında ifadeyi daraltmıştır. Sonra Allah'ın sınırlarını korumanın haklarında genel olarak kullanıldığı tabakada genel olarak iki tabakadır. Birisi zatî sınırları bilir ve orada durur. Böyle bir insan alim, hakim, müşahede eden, keşfeden ve selim göz sahibidir. Bu makamın sahibi bazen belirli bir yöntem sahibi olmayabilir. Çünkü insanlık bunu gerektirir. Bir kısmı ise belirlenen sınırları bilir, zatî sınırları bilemez. Bir kısmı ise belirlenen sınırları ve zatî sınırları bilir. Bunlar Nebiler, Resuller ve Peygamberin takipçilerinden Allah'a basiret üzere davet edenlerdir. Onlar kendilerine Allah'ın zatî ve belirlenmiş sınırlarını koruyanlar isminin verilmesinin uygun düştüğü kimselerdir. Cinsel organlarını koruyanlar iki sınıftır. Bir kısmı cinsel organını koruması emredilmiş şeyden uzak tutar. Fakat bu kısım ilahi emirler ve Rabbani hikmetler nedeniyle teşvik edilen yerlerde de onu kullanmaz. Söz konusu hikmetlerin en önemlisi Allah'a yaklaşma amacıyla türün korunmasıdır. İkinci kısım aklı doğasına baskın geldiği için kendini korumak amacıyla cinsel organını korur. Bu kişi adet yani sünnet sahiplerinin bu konudaki teşviklerinden de habersizdir. Ona bir göz açılır da cinsel ilişkinin teşvik edilmesindeki gerçek hikmeti öğrenirse onu işaret ettiğimiz şekilde korumaz. Şeriata göre davranan ise cinsel organını korur ve dolayısıyla ona da bir açılma meydana gelir. Fakat bunun böyle olması korumayla birlikte himmetin de var olmasına bağlıdır. Himmet olmazsa bazen bu makama ulaşırken bazen ulaşılamaz. Allah bizi zatî ve belirlenmiş sınırlarını koruyanlardan eylesin. Her şeyi koruyan Allah'tır. Amin. Velilerden bir grup ise Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Allah kendilerini zikre ilham etmekle onları dost edindi. Onlar Allah'ı zikreder, buna karşı Allah da onları zikreder. Bu durum El-Ahir ismiyle ilgilidir. Allah'ın kulu zikretmesi kuluna merhameti demektir. Burada kul ilk, hak ikincidir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Hususi bir hadiste de şöyle denilir. Beni içinden zikredeni içinden zikrederim. Toplulukta zikredeni ondan daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. Başka bir kutsi hadiste ise bana bir karış yaklaşana bir arşın yaklaşırım buyurur. Bir ayette Allah-u Teala şöyle buyurur. Bana uyun ki Allah sizi sevsin. Öyleyse kevni bir makamdan sonra gelen her ilahi makam
El-Ahir isminin tezahürüdür. Allah-u Teala o size salat yani merhamet eder buyurur. Burada iş iki isim arasında gider gelir. El-Evvel ve El-Ahir. Kulun hakikati bu iki ismin hükmünden mazharıdır. İşte bu Kufelilerin imat diye isimlendirdiği fasıl sanatıdır. Örnek olarak Künt ente rakib aleyhim ayetini verebiliriz. Sen onların üzerinde vekil edin ayetinde sen kelimesinin ayrı kullanımı. İmat sanatı kul üzerinde kullanılmasaydı iki ismin otoritesi ortaya çıkmazdı. Çünkü burada hakikat birdir. İki şeyin bir olması anlamında birleşik değildir. Kulda ise bir değil birleşiktir. Öyleyse mutlak birlik Allah'a aittir. Birleşiklik ise Allah'a değil kula aittir. Kul kendisiyle değil başkasıyla değil bilinebilir. Dolayısıyla onun hiçbir şekilde mutlak birlikte kokusu yoktur. Hak adına ise mutlak birlik akledilirdir. Bazen de görülü olarak akledilir. Çünkü hepsi onundur. Hatta hepsi haktır. Burada çokluk tümlüğü yani külliyeti cem yoktur. Bilakis mutlak birlik hakikatinden ancak çokluk çıkabilir. Bu ise hakkın mertebesinde geçerlidir. Aklın yargısında birden sürekli bir çıkar. Hakkın mutlak birliği ise bundan farklıdır. Çünkü çokluk ondan meydana gelebilir. Onun birliği aklın yargısının ve bilgisinin ardındadır. Öyleyse aklın birlik anlayışı ondan bir çıkmasını gerektirir. Hakkın birliği ise bu yargı altına girmez. Hükmü ve hüküm vereni yaratan biri nasıl olur da hükmün altına girebilir ki? Allah'tan başka ilah yoktur, o aziz ve hakimdir. Zikir en üstün makamdır. Zikreden ise diğer makam sahiplerine üstünlüğe sahip bir adamdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Erkekler kadınlar üzerinde bir derece sahibidir. Zikir nedeniyle dişiliğin zıttı olan zeker yani erkek de isimlendirildi. Öyleyse erkek etkin, kadın edilgendir. Bu ilişki Adem karşısında Havva'nın durumuna benzer. Hakkın ikinci yani musalli olması yönünden senin zikrin nedeniyle seni zikretmesine dikkatini çektik. Havva ise beşeri bir erkekten meydana geldi. Havva'nın kendinden meydana geldiği Adem, dışı bakımından insan, hakikati bakımından ilahidir. İsa ise beşer suretine girmiş, meleki ve ruhsal bir erkekten meydana geldi. Öyleyse Havva'nın zikri suret bakımından yetkin, İsa'nın zikri ise ilahi mertebeye göre yaratılmış, beşer suretinde tecelli eden meleklik nedeniyle yetkindir. İsa suret ve ruhu birleştirerek tam bir yaratılış olmuştur. Onun dışı beşer, içi melektir. O Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Mesih Allah'a kul olmaktan ya da diğer melekler Allah'a kul olmaktan çekinmez. Yani Allah için izzetle zuhur eden kullara. Onlar Allah için onların izzetinin altında zelil kalırlar. Çünkü zillet ancak onun ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. O halde aziz olan yaratıklar Hakk'ın izzetinin mazharıdır. Tevazu sahibi ise yaratıkların otoritesi altında tevazu gösterir. Gerçekte yoksul yaratılmışların zenginlerine muhtaç olan kimsedir. Çünkü yaratılmışın zenginliği Hakk'ın niteliğinin bir mazharıdır. Yoksul ise ona muhtaç olan ve mazharın kendisinden perdelemediği kimsedir. Sadece Allah'a ait olabilecek bütün ilahi yüce niteliklerin mazharı da yaratılmışlarda ortaya çıkar. Çünkü Allah'ı bilenler ancak onun otoritesi altında ezilebilir. Bunu ise Allah'ı bilenler bilebilir. Arif olduğunu iddia eden bir insanı ve onun kendinde gördüğü izzet ve üstünlükleri nedeniyle hem cinslerine karşı gururlandığını görebilirsin. Bilmelisin ki böyle bir insan arif olmadığı gibi zevk sahibi de değildir. Bu durum ancak Allah'ı çokça zikreden erkek ve kadınlarda meydana gelebilir. Başka bir ifadeyle her durumda Allah'ı çok zikrederler. İşte çok kelimesinin anlamı budur. Çünkü insanların bir kısmında bu hal belirli vakitlerde ortaya çıkarken sonra perdelenir. Bu perdelenme onların bu marifetinin zevkten kaynaklanmadığını gösterir. Bu marifet tam bir bilme değil, hayal, kuruntu ve taklitten kaynaklanır. Bunu bilmelisin. Velilerden bir grup ise tevbe eden erkek ve kadınlardır. Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah her durumda ya da bütün makamlara yayılan tek bir halde kendisine yönelmeleriyle onları dost edinmiştir. Bilmelisin ki Allah kendisini et-taib yani dönen diye değil, tevvab yani çokça dönen, tövbeleri çok kabul eden diye isimlendirmiş. Tevbe edenlere duyduğu sevgiyi dile getirerek şöyle buyurmuştur. Allah çok tevbe edenleri sever.
Onlar Allah'tan Allah'a dönenlerdir. Başkasından Allah'a dönen ise özel anlamda tövbekardır. Çünkü bu özellikteki bir insan başkasından tek bir hakikatte dönmüştür. Kendisinden kendisine dönen ise tek bir hakikatteki isimlere döner. İstenilen de budur. Bir insan Allah'ı severse Allah da onun duyması, görmesi, eli, ayağı ve dili olur. Bunun yanı sıra bütün güçleri ve güçlerin yerleri haline gelir. Başka bir ifadeyle Allah onun güçleri hatta güçlerinin mekanlarıdır. Öyleyse kulunu severken Allah gerçekte kendisini sevmiştir. Bu ise başkasını sevmekten daha güçlü bir sevgidir. Çünkü burada başkasını sevmek kendini sevmekten kaynaklanırken kendini sevmek başkasını sevmekten kaynaklanmaz. O halde asıl sevgi bir şeyin kendisini sevmesidir. Allah tövbe edenleri sever ve Allah et-Tevvab'dır. Tövbe edenler et-Tevvab isminin tecelli ettiği yerdir. Bu isim kendisini görür ve kendisini sever. Çünkü o güzeldir ve dolayısıyla güzeli sever. Alem onun mazharıdır. O halde Allah'ın sevgisi sadece kendisine ilişmiştir. Çünkü suretler ondan ortaya çıktı. Kulun hakikati ise ilahi ilgide boğulmuştur. Tövbekar kul emre muhalefetten Allah'a dönmüştür. Bin kere bile dönse yine muhalefetten bir hakikate döner. Kul tövbeyi kabul edicidir. Çok tövbe eden ise her an ve her nefes emrine uyarak Allah'tan Allah'a döner. Hatta tövbe gerçekte ancak böyle olabilir. Bu nitelikteki birinden görünüşte bir itaatsizlik ortaya çıksa bile bu durum kendisini kuşkuya düşüren, şekle bakan insanın bilgisizlikten kaynaklanır. Söz konusu kişi bu insanın kendisiyle aynı hükümde bir araya geldiğini zanneder. Halbuki o kişinin hakkında dilediğini yap denilenlerden olduğundan habersizdir. Böylece başkasına yasaklanan şey ona mübah kılınmıştır. Sonra bu durum kendisine açıklanır ve şöyle der: "Ben seni bağışladım" denilenlerden olduğundan haberdar değildir. Başkasına yasaklanan ona mübah kılınmıştır. Sonra bu durum kendisine açıklanır ve "Sana mağfiret ettim, yani seni yasaklama hitabından gizledim." Et-Tevvab ve bu isminin mazharı olan kul, sevilen olduğu için yaratıklar içinde bilinmeyendir. Seven sevdiğini kıskanır ve bu nedenle onu yaratıkların gözlerinden örter. Çünkü Hak bu insanı kullarına gösterseydi, kulları onun içinde bulunan güzellik nedeniyle ona bakar ve onu severlerdi. Onu sevdiklerinde ise himmetlerini ona yöneltir, onun da kendilerine yönelmesini yol açarlardı. Bu durum şu ilahi huydan kaynaklanır. Allahu Teala beni zikredin ki sizi zikredeyim. Bana uyun ki sizi sevsin buyurur. Hakkın kuluna yönelmesinin nedeni kulun Hakkın emrine yönelmesidir. Yaratan da böyleyse yaratılmış hakkında ne zannedersin? Yaratılmış insanlara daha hızlı yönelir. Çünkü o etkiye açık bir yerdir. Kendilerinden çıkan bu kabul nedeniyle insanlar onu sevebilir diye Allah onu gizlemiş, böylece onu bilememişlerdir. Bunlar gayret yani kıskançlık perdesi altında gizlenmiş gelinlerdir. Onlara günahkarlar denilir. Allah'a yemin olsun ki onlar günahkar değil, korunmuş ve sakınılmış kimselerdir. Bu makam tövbeden tövbe makamıdır. Başka bir ifadeyle sahibine tevvap yani çok tövbe eden denilen bir tövbeyle tövbekar diye hüküm verilen tövbeden tövbe makamıdır. Şair bu konuda şöyle der: "Ey ud sahibi, vur sazının teline, bitkin düşüren sesinden harekete geç. Karanlığın gömleğinin siyahlığına, sabah verir rengiyle rengini. Pek çok topluluk tövbe etmiştir ama tövbeden ise bir ben tövbe ettim." Bizim de bu konuda ilkinden daha yetkin işarete sahip bir mısramız vardır. Tövbeye bir kişi ulaşmıştır, tövbeden tövbe eden. İnsanlar uyuyor. Kim halkın tövbesinden tövbe ederse amacına ulaşır fakat bilmez. Öyleyse tövbekarlar hakikati söyleyen kitabın sözleriyle Allah'ın sevgilileridir. O kitaba batıl ne önünden ne ardından girebilir. O El Hakim ve El Hamid'in indirdiği kitaptır. Velilerden bir grup temizlenen erkek ve kadınlardır. Allah onlardan razı olsun. Amin. El Kuddus Allah temizlemesi nedeniyle onları dost edindi. Onların temizlenişi fiili değil, zatî temizliktir. Bu nitelik bir tenzih niteliğidir ve temizlik için çalışmayla ortaya çıkar. Gerçekte ise bu temizlik çabayla gerçekleşmez. Bu nedenle Allah onları sevmiştir. Çünkü temizlik
El-Kuddüs isminin gösterdiği Allah'a ait zatî niteliktir. Bu nedenle Allah temiz kullarını severken gerçekte kendisini sevmiştir. Buradaki durum tövbekârlarındakinin aynıdır. Bu nedenle tek bir ayette kendilerini birleştirerek şöyle buyurur. Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Burada Allah tövbenin temizlenme olmadığı öğrenilsin diye sevgisini açıkça dile getirmiştir. Bunun yanı sıra her iki gruba yönelik Allah'ın davranışı bir olduğu için bunlar birbirine bitiştirilmiştir. Çünkü her ikisinde de Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri severken kendisini sever. Bilmelisin ki bu yolda Allah'ın veli kullarından temizlenen kişi kendisiyle Rabbinin huzuruna girmesinin arasına engel olan nitelikleri temizleyen kimsedir. Bu nedenle namazda temizlik emredildi. Namaz yakarmak üzere Rabbin huzuruna girmek demektir. Kul ile Rabbinin arasına girmesine engel nitelikler sadece Allah'a ait Rabbani niteliklerdir. Kulu Rabbine ulaştıran ve kendisiyle kulun temizlenebileceği her nitelik sadece kulun hak ettiği niteliklerdir ve bunlar sadece kula ait olabilir. Allah kuluna seyri suluk dere süresince kendisine özgü bütün nitelikleri kazandırsa bile ki bu kaçınılmazdır, yine de Rabbin tecellisi bakımından kulun varlığı kendisine ait niteliklerle nitelenmeyi sürdürür. Tecelli zahir olduğunda kulun üzerindeki niteliklerinin hükmü de zahir olur. Bu tecellinin kulda ortaya çıkan sonuçlarına örnek olarak huşu, korku, organların hareketsizleşmesi, uzuvların dinginliği ve zorunlu sarsılma gibi halleri verebiliriz. Tecelli batın olarak kalbine olduğunda ise niteliklerinin hükmü de batında ortaya çıkar. Kulun bu esnada Rabbani bir nitelikle nitelenip nitelenmemesi önemli değildir. Başka bir ifadeyle onun hükmünün kulun dışında ortaya çıkıp çıkmaması önemli değildir. Bunlara örnek olarak kahır, istila, kabz, ihsan, sevgi, ilgi gibi durumları verebiliriz. Batında kulluk nitelikleriyle tecelli zorunludur ve temizlenenin batını bundan hiçbir zaman ayrılmaz. Çünkü kalbin temizliği kalbin secdesine benzer. Bir kez temizlenip temizlik geçerli olduğunda hiçbir zaman bozulmaz. Kalbin temizliğinin yinelenmesi gerektiğini ve temizliğini bozacak şeylerin kalbe girebileceğini ki söz konusu şey iç konuşmasıdır ve kalbin temizliğini bozar. Kabul edenler de kalp temizlenmiş değillerdir. Binaenaleyh kalbin temizliği ebedidir. Bunlar Allah'ın sevdiği temiz kimselerdir. Bu temizlik insanın çabasıyla kazanılmış bir haldir. Çünkü tefaül babı yani taammül bir fiilin gayretle ve zorlanarak yapılışıdır. Bu konudaki çabadan tövbe hakkında konuştuğumuz şekilde konuşacağız. Başarı Allah'tandır. O doğru yola ulaştırandır.